Buyurun Murat abicim. Bu Berna'yı düellolarda kimse gönderemez abi. Benim şahsi fikrim bu. Berna düellolarda bir kere çok rahat geliyor. Hı hı. Çok stres yapmıyor. Heyecan yapmıyor. Relax. Relaxlık ona çok şey kazandırıyor. Mesela şimdi burada Pınar'la ikisine bakıyorum. Pınar titriyor gibi yani. Heyecanlı, çok heyecanlı Pınar. Yani Pınar heyecanını atamıyor. Ama Berna'da o yok. Bernar rahat. Ee, belki de Berna'da hani ben gidersem bir şey olmaz. O bir rahatlıktır. Ama Pınar'da şu anda bu oyunlarda özellikle ben gidersem herkes sevinecek. Benim gitmemi herkes istiyor. O çok büyük stres. Kadın yani çok zor bir ortam Pınar için. Ama Berna'da öyle bir stres yoktu. Gidersem giderim diyor. Ama Pınar Pınar'ın üzerinde öyle bir baskı var ki herkes benim gitmemi istiyor. Herkes bir an önce adadan Türkiye'ye dönmemi istiyor. Ben onların dediğini istediğini yapmayayım. Kalayım burada. O büyük bir gerginlik, büyük bir stres. ...onu üzerinden atamadı Pınar. Yani zaten Pınar'ın burada sonda da kaybetmesinin en büyük sebebi bence o. Relax olamadı. Çok kafasında 50 tane tilki var abi kadının. Şimdi hani o benim gitmemi istiyor. O bana bir şey yapıyor. O bir, hani kadını rahat bırakmadılar çok. Çok stres oldu kadında. Bu stres bu hale soktu kadını. Onun için burada Bernan'ın e, onu yenmesinin esas sebebi bence relax olabilmesi. Buyurun al ah, İhsan ya sen de ihsan konuşsun. <laughs> önce <laughs> ihsanı vereceksin. Sen dedin ya ihsan evet, Önce ihsan tamam, konuşsun. Bir şey geldi. <laughs> önce şimdi. ihsan konuşsun. Hayır, ya, inanılmaz bir şey oldu. şimdi bak. Görüntüleri izlerken <laughs> Hasan döndü bari dedi ki bu sefer bana dedi söz verme. İhsan konuşsun. Peki dedim <laughs> ben de tamam. Tam ihsanı vereceğim. Havada bu havada kapandı. Tam bir malzeme verince evet şey oldum. Sen ama sözünde <laughs> durdun. Yok yok malzemeyi al sen kullan değerlendir şimdi. Burası Ay abi. hayır sonra bu bana söyle. söz vermiştik. Evet. Biz ne mi? kadar sinir etseniz de anzalama ve her zaman bir çentilmezsiniz. Çok Buyurun. fazla <laughs> çok fazla uzatmayacağım. Ben zaten ha, tamam. söyleyeceğim şey şu: Pınarı pardon Bernayı iki kere tebrik ediyorum. Öncelikle seçtiği oyundan dolayı çünkü Pınar gerçekten yenebileceği bir oyun seçti. İkincisi de yendiğinden dolayı. Yani e, hızlı da bir yarışmacı, atışları çok iyi olmasa da sen seni yenebilecek bir adamla karşılaşırsan Yaman Mustafa Kemal'den örnek veriyorum mutlaka bu seçmen lazım. Mesela bir isimle bir isim eşleştirmemiz lazım. Kim diyelim? Yaman'la Ogede oynasın. Hı hı. Ve seçme hakkı Yaman'da olsun. Sadece çubuğu seçmesi lazım. Yani se seçme hakkı. çünkü sadece o gideyi yerebileceği bence şey Kesinlikle. bu olur. Yani bir yarışmacı kendisinden daha iyi olduğunu düşündüğü bir yarışmacıyla oynuyorsa bu çubuğu seçmesi lazım. İyi atması kötü atması değil. Çünkü çubukta şans faktörü çok fazla. Çünkü oyun çok uzun sürüyor. O oyun sonu çok uzun sürüyor. Oyunun resetlenme durumu var ya. Oralarda işte o Pınar çok şey e, Berna çok doğru bir seçim yaptı. Ama asıl yorumlarımı Pınar'ın niye bu oyunu seçmesiyle ilgili yapacağım. Buyurun Hanzel'den. Evet İhsan'a katılıyorum. Ee, Berna'nın çubuk oyununda Yaman kadar fark yarattığını düşünmüyorum ama. Yaman gerçekten daha ekstremiydi. Ee, zaten bir kere oyundaki hız vesaire farklarını da yok, yok yok sayıyor. Yani bu oyunu seçtiğin zaman parkur hızının hiç önemi kalmıyor. Berna aslında hızlı bir yarışmacı. Hani bu anlamda daha avantajlı bir şey seçebilirdi ama. E, şöyle Berna'nın çok ucundan dönen oyunları oldu. Aldığı yani Aysu'nun aslında pardon Pınar'ın hani çok böyle rahat aldı diyemeyeceğim ama şunu gözlemledim. Berna ile ilgili yapacağım yorum şuydu az önce. Takımından çok büyük destek aldı. Bakın Berna da, da. Dün akşamki düellolarda mavi takımın yarışmacı arkadaşlarına desteği kırmızı takımı geçti. Burada da bence biraz e, Seda zaten lider ruhlu bir karakter. Takımda da sözü geçiyor. Karşı adayın, eğlenmek istenen adayın Pınar oluşunun biraz etkisi vardı. Bakın Seda hep çok destek veriyor arkadaşlarına ama dün akşam bütün takımdan ekstra bir Berna e, Aysu desteği vardı. Hatta Berna'ya şöyle şeyler diyenler oldu. Hakan'dı galiba. Adada da çok iyi anlaşıyoruz artık. Bak herkes seni çok seviyor gibi. Ben Berna'nın pozitif anlamda yarışlarda bunun e, avantajını gördüğünü düşünüyorum. Ama böyle çok rahat kazandı diyemeyeceğim. Biraz İhsan'ın dediği gibi şansa da bakan bir atış. Hani Berna bundan sonra çıktığı bütün düellolarda çubukta karşı rakibini alır noktası da değil bence. Şöyle bir genelleme yapsam doğru olur mu acaba? Duellolarda parkurlar kısa boylulara, atışlar uzun boylulara bakıyor gibi. Olabilir. Ama o survivor özelinde de, yani server genelinde de öyle bence. Bazı oyunlar uzun boylularda da avantaja dönüşebiliyor tırmanma gibi. Evet. Yani engelleri engellerden aşma gibi ama e, duel'lo'da özellikle kısa boylular hız olarak ee, sürünme mutlaka oluyor. Oluyor. Genelde yani. eğilerek Eğilme ilerleme oluyor. olduğu için. Daha önce geliyor atışlara ama atışlarda genelde uzun boylu yarışmacılara bakıyor. Genellemeye katılıyor musunuz İhsan Bey? Katılıyorum. Genellemeye katılıyorum. Eyvallah. Peki İhsan Bey'den de onayı aldığımıza göre bir problem yok efendim. Son düellemize geçiyoruz. Pınarla ile Aysu, Aysu arasındaki mücadeleyi hep birlikte izliyoruz. Evet efendim. Sevgili Demet Hanım bizi paylaşmış şimdi e, telefonda gördüm. Furkan'la ayrı düştük demiş. Evet benimle. Yani. Siz de mi aynı fikirdeyim Demet Hanım'a buradan kocaman selamlar öpücüklerimizi gönderiyoruz efendim. Yarın parfüm Hanzade'ye gelir o zaman. <laughs> ne değilsiniz? Hayır canım ne alakası var bizim Demet Hanım'la özel bir sohbetimiz Hayır. muhabbetimiz var yani. Onun üzerine gelmiş bir hediyedir o lütfen rica edeceğim İhsan Bey. E, buyurun efendim. Pırar! Şimdi abi ah Pınar ah Pınar. ah bunlar. Hani Murat abi senin hiçbir önemi yok Ama tabi. yarışıyor ne yapayım yarış ne? Bu an için yarıştım. Atmayı hani. mı konuşayım Pınar'ı koydunuz ne konuşacağız? Yok bence de konuş. şimdi Pınar şimdi bakın abicim Pınar'ın spor hangi spor yapıyor? Atletizm. Atlet. Ee, Aysu basketbol. Basket. Şimdi kardeşim ey Pınar şimdi sen atletsin Aysu basketbolcu. Senin süratin iyi. Aysun'un eli iyi. Çünkü biriniz süratli spor yapıyorsunuz. Bir de ile ilgili spor yapıyorsunuz. Şimdi arkadaş sen zaten kadının eli senden daha iyi. Senin de atletizmini kullanman lazım. Atlet olarak önde gelmen lazım ki bir şeylerini göster. E sen Aysu seni geçiyor abi şeyde. Aysu senden önde geliyor abi. Sen nasıl atletsin ben de anlamadım. Aysu geçiyor abi şeyi. Bak Aysu önde geliyor. Şimdi bak bu, bu sefer gelmedi de deminki gösterdiğiniz ay önde geldi. Tamam. Kaç kere zaten beş kere yarışıyorlar. İşte genelde Pınar'ın Pınar'ın daha böyle bir önce gelmesi lazım. Çünkü atletsin. Ama Aysu önde geliyor abi. Aysu da önde geliyor. Aysu zaten eli senden iyi basketbolcu. Aysu senden daha avantajlı duruma geliyor. Onun için Pınar. Bak Pınar heyecandan zaten kadın düşüyor dakikada bir abi. Orada düştü yine. Yani atletin atletsin abi sen onu oraları daha iyi tecrübenle beraber yılların atesi tecrübenle daha iyi geçeceksin o yerleri merleri geleceksin önde sen abi heyecandan düşüyorsun kadın o kadar heyecanlanmış ki o kadar stres yüklemişler ki kadına kadının beyninde stres var onun için de eğlenip gideceğim mi herkesi sevindireceğim mi stresiyle kadın dakikada bir düşüyor abi veremiyormuş kendini stresten kadın oyuna ben sana söyleyeyim mi eğer stresli olmasalar ikisini Aysu'yla Pınar'ı Londra'ya götürsem ben, Londra'da Hyde Park'ta bir şey kursam gayet hiç yani stres yapmayın. Kamera mamera da yok. İkiniz oynayın desem onunun dokuzunu şey kazanır. Bence Pınar kazanır. Ama burada stresi kaldıramadı. Atmosfer şudur budur derken kadın atlet, bile kullanamadı abi. Atlettiğini bile kullanamıyor yani. Önde gel kardeşim sen. Yapamadı kadın ne yapacaksın? Buyurun efendim. Yani e, Pınar ve Aysu ya baktığım zaman Pınar'ın seçmesinde şöyle iki etken olduğunu düşünüyorum. Bir İhsan'ın dediği az önce bana da geçti. Yani biraz ne olacaksa olsun -cü bir Pınar izledik. Belki işte o Instagram canlı yayınından sonra mı acaba? Hani tam olarak motivasyonu düştü ve saldı demeyeceğim ama hani neyse kaderim yaşamaya geldim noktasında bir Pınar vardı. Bu seçimi yaparken de bir önceki Berna Pınar yorumlamasında yaptığım gibi Pınar'ın ucundan dönen sayıları oldu. Yani aslında elinin o atışa alıştığını hissetti. Hani kaybetti evet Berna'ya ama ucundan dönen sayılar vardı. E zor da bir atış. E Aysu'nun bu el, e, atışa eli alışana kadar ben bu oyunu alırım dedi. Ama e, öyle olmadı. Murat abinin dediği gibi belki stresi daha iyi yönetemedi. Bu arada Aysu'ya... Ee, Hakan eğer bir borcu var onu dün akşam çok güzel ödedi. Ayşu Hakan'a çok destek olmuştu düellolarda. Hakan da gerçekten e, nokta atışları yaptı. O resette onda 3 var. Acele et sakin Kızım ol gibi. Kızım bütün ayarını bozdu Hakan. Yani ne diyorsun sen? İki Arslanın tane oyun mı? kaybetti. Evet Yok, Hakan Ben da destek olmuş sonra. Hayır hayır ben iyi Hatta kadınlar için. dedi ya Hakan bırak dedi bir konuşma sen dedi ya. Kızla bir konuşma da Ama ayarlarını sonlarda, bozma dedi kızın dedi. Sonlarda dedi yani. bence çok nokta atışı Aysun yerlerde. Aysun'un yanına gitti dedi yaptım. ki. Senin dedi şu an dedi hayvanın dedi evde dedi. Seni izliyordur <gülüyor> dedi. <gülüyor> evet. Falan şu Damla falan şey. dedi ki Hakan ne diyorsun sen dedi ya. Kadının dedi bütün dedi ayarlarını bozdun. Duygusallaştı. Onun üzerine iki sayı verdi. Hayır, Bak, teknik, iki sayı teknikten verdi. Bahsediyorum. Teknik yardımlarından bahsediyorum. Ee, evet yani sonuçta da 5-3 biten bir maç. Çok böyle rahat kazanılmış bir galibiyet olmamakla beraber Aysu'yu tebrik ediyorum. Buyursunlar. Adem Kılıççı. Ne alaka değil mi? Adem'le Aynen yazıştım ya şimdi. Adem'cim bir türlü konuşamıyoruz. Günlerdir birbirimizi arıyoruz. Bir o beni arıyor, bir ben onu arıyorum. Bak eğer bizi şu an izliyorsan telefonun başında ol. Çıkışta arayacağım. Bu <laughs> eğer Açmazsan bir sonraki programda seninle ilgili bir, bir dosya açarım burada. Ne <laughs> oldu? <olayım, mevzu> ne <laughs> Adem'le bir konuşmamız gerekiyor bizim de. Bir o, o beni <laughs> arıyor. <laughs> e, tabii tabii. Bir, bir ben onu arıyorum. Bir türlü ulaşamıyoruz birbirimize. İzliyor olabilir. Çünkü yazışıyoruz. dedik ki Adem e, izliyorsa da buradan çok sevgiler selamlar. Efsane. Konuşacağız onunla. Bak Adem mesela de bir çok iyi oyuncu. Adem'le kim diyelim? Ya Aysu oynasın. Bak şu oyunda var ya Aysu'nun kazanma şansı artar biliyor musun? Çünkü oyun öyle bir oyun ki. Ya i̇ki kere altına değdirsen, bir devirsen, bir daha toplamaya çalışsan falan derken oyun gidiyor elinden. Dolayısıyla bu oyun, bak çok riskli bir oyun. Bu oyunu seçemezsin. Ben, şimdi bak Pınar, bir oyun oynadın. tam elin ısındı, evet mantıklı. Elin ısındı, bu oyundan mı gitsem diyorum ama. Bak şimdi Pınar, elin ısınmış, gelmişsin. Sen Berna'ya kaybetmişsin. Doğru mu? Şimdi kaybettiğin bir oyunu, bir de Aysu'ya karşı. Zaten daha önceki düellolarında kazandığım bir şey var senin. Ne kum torbası. E seç kardeşim kum torbasını. işi bitir. Yani sana zeki diyoruz, akıllı diyoruz, bir şeyler diyoruz. Kalkıyorsun, bu oyunda bunu seçiyorsun. Ondan sonra da eleniyorsun. Yani evet motivasyon, motivasyon düşüklüğünün olduğunu ben de katılıyorum. Muhtemelen de o bağlantıdan olmuş olabilir ama burada pisi pisine gitti. Ama Aysu'yu da tebrik etmek lazım. Bak Aysu, Ece Begüm'le oynuyordu. 4-1 gerideydi ya. 4-1 oradan geldi. Ondan sonra She is back e, in the game. Şimdi burada mesela 5, 5, -0 5 0 kaybetmiş. 5 0 kaybeden bir insan mental olarak düşmez mi? 5 0 kaybetmişsin ve rakibin Pınar. Çatır çatır oynuyorsun, kazanıyorsun. Bak. Yani e, Ayşu'ya tebrik etmek lazım. Nereye kadar gidecek? Bizi de hep şarampole varlıyor bu arada. Bu arada 4'ümüzde yani, bunu şarampole ense. Bize zaman Ayşu desek, bizle de zaman Aysu desek Ayşu bizi ee, Çok güzel bir noktaya temas ettiniz İhsan Bey. Dört yorumcumuz da Aysu Elenir dedi. Bu yayını size Şarampol'den <laughs> yapıyoruz şu anda. Evet. Ve dolayısıyla ben Pınar'ın yanlış seçiminden dolayı gittiğini düşünüyorum. Bir parantezimle Nagihan'a, Nagihan, Nefise, Mustafa Kemal Kurt ve Pınar grubu olarak Nagihan o grubun da sözcüsü olarak diyordu ki çer çöp. Başka bir şeyler daha diyordu, ne diyordu? Çarık çürük. çarık, çürük. Çarık, çürük. Dediği bütün insanlar... Yani kendi grubundaki, kendi grubunun arkasını alıp... Kendi grubun arkasını alıp... Çer, çöp, çarık, çürük diyordu. Dediği bütün insanlar şu an... Survivor'a devam ediyor. Kendi grubundan iki kişi üst üste gitti. Ve performans senesinde gitti. Şeyle gitmedi yani, SMS'le gitmedi. Mustafa Kemal çıktı çatır çatır. Yaman'a ve Hakan'a yenildi. Bak bugün de e, Pınar yenildi. Çer, çöp grubu <laughs> orada duruyor çerçöp olmayan gruptan iki kişi gitti. Kesinlikle size katılıyorum Pınar. Yanlış bir seçim yaptı. Elim alıştı dedi. Bu işi ben bitiririm dedi. Aysu'nun elini ayarı zaten yok dedi. Aysu'nun da elini ayarı bir tuttu abi oyunda. Böyle bir şey olamaz ya. Yalnız bazen de tabii ki kısmet de insanın yanında olacak. Aysu'nun çok kritik yerde iki tane atışı bu Pınar'la olan mücadelesinde iki topu birden düşürdü. Yani bir tane topa attı, hem o topa çarptı, hem diğer topa çarptı, düşürdü. Ee, doğru kelime reset değil aslında. Hani Reset yaptı deniyor ama bunun bir Türkçesini bizim bulmamız lazım. Yani Yenilemesi baştan gerekiyor. Evet. Baştan yani kurması gerekiyor. Kuleyi kuruyor. baştan yapması yani orada gerekiyor. Orada hemen hızlı hızlı resetlemen lazım. Bir de şimdi Arjantinler çalışıyor, Dominikler çalışıyor. Evet, Resetleyin yani. deniyor tamam mı? O resetlemek yani bir daha oyunu tekrardan Tekrar kurmak kur. demek. Tekrar ee, 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 O zaten sadece şeyde olmuyor, oyun içinde olmuyor. Mesela küp deviriyorlar örnek veriyorum. Oradan bizim yönetmen bağırıyor arkadaşlar rezet diyor mesela tamam mı? oradaki herkes anlıyor rezet ne demek tekrardan oyunu hazırlamak demek. Burada da o yani tekrardan oyunu oynayacak hazırlayacak. Şimdi biz ona yineleme değil. diyelim. Oyunun diyelim. yinelemesi, yinelemesi gerekiyor yarışmacının. Dediğiniz gibi düellolarda şu anki hali hazırda en sürprize açık oyun bu. Evet. O. Diğer oyunların hiçbiri bu kadar sürprize açık değil çünkü kule bir anda yıkılabilir rakibinin 3 topu kalmışken senin bir topun kalmışken sen kazanacaksın derken bir anda kule yakılıp rakibin 3 topu birden tık 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 çok rahatlıkla atabilir ve seni yenebilir. O yüzden gerçekten dediğiniz gibi yine çok doğru bir tespit İhsan Bey. Teşekkür ederim. Performansı düşük yarışmacıların kesinlikle bu çubuk atışını seçmeleri gerekiyor. Çok sürpriz sonuçlara gebe diyorum. Aysu da Pınar'ın hiç beklemediği şekilde iyi attı. Yani normalde basketçi, basketbolu bile iyi atamazken, basket atışlarını bile iyi atamazken bu çubuk atışlarında çok çok iyiydi. Pınar da kötü değildi. Yani Pınar evet, da kötü değildi. Aralarında fark yoktu. Şans o kadar faktörü vardı bayağı. Yani, yani e, tabii. Ya Dediğin gibi bir tane devirecek. Bence de. Çat ben sana o anlamda katılıyorum. Yinelemek zorunda kalıyor. <laughs> Abi kader. Öyle wow yani, bir başarısı yoktu bakın yani. Bakın bu sene özellikle Survivor'da bazı olaylarda, parkurlarda ve düellolarda nedense yaşanılan ve geçmişten gelen hikayelerin hızlı tezahürlerini görüyoruz. Yani bir olay Hayatta yaşanıyor ama biraz daha zaman gerekirdi. Anında olmazdı. Şimdi çok hızlandı o eski zamana göre de bu durumlar çok hızlandı. Mesela hani iyilik ve kötülüğün karşılığı çok hızlı geliyormuş gibi hissediyorum ben. Eskiye nazaran yani dedelerimizin zamanlarına nazaran biraz daha olaylar hayat nasıl hızlandıysa... ben bunu kendi hayatımda da hissediyorum. Hissediyor çok hızlı cevap alıyorum evrenden. Değil Böyle mi? paket gibi ölüme geliyor yani. Ben, ne yani gibi. Bu aslında şöyle ne normalde kadar iyi ben buna hissiyat bana. olarak eminim de hani eminim kelimesini burada çok kullanmak istemiyorum ama ben de kendi yaşam tarzımda artık yaptığımız davranışların karşılığını çok hızlı aldığımızı görüyorum. Bu sene de survivor öyle bir survivor oluyor. O yüzden çok dikkat çekici olaylar oluyor şahsen. Eee Aysu'yu tabii ki tebrik ediyoruz. E, çok güzel bir atış yaptı. Pınar'ı da e, eleştiriyoruz. Konumuza Geçmiş gelelim Furkan'cığım artık. Konumuza gelelim. Konumuz var sevgili. sevgili seyircilerimize. E, sevgili Hanzade ilk önce isterseniz Aleyna Nagihan yüzleşmesi var. Aynen. Direkt yüzleşmeyi mi açayım yoksa e, Pınar Nefise Nagihan Yüzleşme bir var. yüzleşmeyi mi istiyorsunuz? de var. Merve de var orada. Orada bir iğne var. Orada bir evet. <laughs> İhsan Tarkan iğneci hemen iğne hareketini yaptı. O zaman bakalım e, Nagihan'a vurulan iğneleri hep birlikte izliyoruz Pınar Nefise ve Merve tarafından.